Geçtiğimiz hafta Cenevre'de gerçekleşen BM İnsan Hakları Konseyi'nin 52. oturumunda Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik sistematik soykırım suçu işleyen Çin rejimi, zulüm politikalarını sözde terörle mücadele olarak adlandırıp uluslararası toplumu kandırmaya çalıştı. Çin'in propaganda aracı Halk Ağında yer alan habere göre, Çin rejimi BM İnsan Hakları Konseyi'nin 52. oturumunda uluslararası toplumu sahte ve yanıltıcı bilgilerle kandırmak için Aksu vilayeti Üçturfan ilçesine bağlı Otbaşı Bölge Polis Karakolu'nda görevli olduğu lanse edilen Varischan Mehmet adlı bir Uygur'u video konferans yöntemiyle zorak ifade vermesini sağlayarak Çin'in Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında, cezaevlerinde ve gözaltı merkezlerinde devam eden vahşice zulüm, fiziksel işkence, aşağılama, hor görme ve katliam suçlarını örtbas etmeye çalıştı. Komünist rejimiyle yönetilen Çin devletinin etkisi ve baskısı altında olan Doğu Türkistan asıllı Varischan Mehmet, 13 yıldır karakolda çalıştığını, bölgede sivil halka yönelik yürütülen sözde terörle mücadele hareketlerine katıldığını, sözde terörist grupların insanların hayatını tehlikeye attığı için devletin polis güçlerince operasyon başlatıldığını söyleyerek Çin'in hazırladığı sahte argümanları olduğu gibi dile getirdi.